Arkadaşlar merhabalar bu videomda genel dörtgenler ve yamuk konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 6. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız ikizkenar yamuk. Arkadaşlar ikizkenar yamukta bilmeniz gereken iki tane teknik var. Birincisi şu ya şu dikmeleri çiziyorsunuz hep böyle gösteriyorum. Çünkü bu dikmeleri çizdiğinizde şurada sağlı sol üçgenler eşit üçgen oluyor. Ayırdıkları yerler eşit oluyor. Yani bu dikmeleri çizdiğinizde şu parçaların eşit olması önemli arkadaşlar ya da köşegenler birbirine eşittir arkadaşım bunu da unutmayın. Köşegenler çizdi yani ya dikmeleri çiziyorsunuz ya da köşegenle alakalı bir şey varsa köşegenleri de çiziyorsunuz. Çünkü köşegenler birbirine eşit ve kendi çapında ayırdıkları yerlerde birbirine eşittir. Şurada aşk karalim başka karalim bir şey demiş de çok da fazla o bilgiye de gerek yok bence ama isterseniz bilin. E, kendiliğinden zaten e, şu iki bilgi yeterli oluyor soruyu çözmek için. Zaten sorularda da göreceksiniz. Evet hemen sorulara başlayalım isterseniz. ikizkenar yamuk. Bak buradan bir dikme çizilmiş. Şu dikmeler önemli. Hemen bu dikmeyi çiziyoruz. Hop çizdik. Çizince burası ayırtları yerler eşit mi? Eşit. Yani 3'e 3. 5 ise burası da 5. Toplam x durumunu kaç yaptı arkadaşlar? 8 yaptı. Birinci soru. Akçay oldu. Geldik 2'ye. İkiz kenar yamukta aynı zamanda söylemedim ama burada yazıyor zaten. Taban açıları da birbirine eşit. E taban açıları da birbirine eşit olduğundan dolayı hocam burası A A dersen burası 2 A ise burası da nedir? 2 A'dır. Hocam şu ikisinin toplamı ve de 108 yani 3 A artı 108 eşittir 180 olacağından 3 A eşittir 72 A'yı da buradan kaç buluruz? 24 buluruz. Evet 24 buluruz. A 24 ise 24 24 48 hocam burası. E burası 48 ise X ile 48'in toplamı da 180 değil mi? X de buradan kaç buluruz? 132 diye buluruz. Evet ikinci sorunun cevabı böylelikle Cihan oldu. Geldikçe. İkiz kenar yamukmuş. E hocam ikiz kenar yamuk ne yapıyoruz? Şu dikmeler önemli. Hadi bakalım dikmeleri çizdik. Hop hop ya köşegen ya da bu dikmeler arkadaşlar. Dikmeleri çizince şurası ne olacak? Birbirine eşit olacak bunlar. Hocam yukarısı 4 ise 4. 6 kaldı bu ikisine. Bunlar da 3 3 yaptı. A 90'ın karşısı 6. Hangi açının karşısı 3'tür? Tabii ki 30'un. E hocam burası 90 iken burası da 90 zaten. X de neye eşit oldu? 90 artı 120. O 90 artı 30'dan 120 dereceye eşit oldu. Üçüncü soru akçay oldu. Geldik dördüncü soruya. İkiz kenar yamuk köşegen çizilmiş. Diğer köşegeni de çizsek bir işimize yarar mı hocam? Ama şu dikme çizilmiş ya. Şunu da çizmek ya. Şu dikmeler önemli. Hadi bakalım. Dik, dikmeleri çizdik. Hop dikmeyi çizince. Ne oluyor arkadaşım burada? Hocam 5 ise aşağısı da 5 ve ayırdıkları yerler şunlar birbirine eşitti. 4. 4. Bizden BE uzun isteniyor. BE. Yani aslında bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Evet. E burada da dikten dik çizilmiş. Öklet x'in karesi 4 çarpı 9'a eşittir. x'in karesi 4 çarpı 9'a eşit olduğundan x kare 36 olduğundan x'i de buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Dördüncü soru balık kesir oldu. Geldik beşinci soruya. Açı verilmiş açıya da alacağız. E hocam ben buraya bir x açısı dersem burası x artı 32 ise burası da x artı 32 değil midir? Evet. X kenar taban açıları birbirine eşit. Tepeler de birbirine eşit. E buradan x ile x artı 32'nin toplamı nedir? x artı x artı 32 eşittir 90 yapmalı dik üçgen açıları olduğu için. 2x buradan 58 geldi. x'i de buradan ne bulduk arkadaşlar? Sanırım 29 bulduk. Evet 29 ise x. X'i 29 olduğunda şurada kaç toplamda kaç yapıyor? 61 mi yapıyor? Evet 61 yapıyor. Alfa ile de 61'in toplamı 180 olduğundan alfayı da buradan kaç buluruz? 119 olarak buluruz. Cevabımız böylelikle açay oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. 16 20 ne üçgeni 12 16 20 üçgeninden 12 çıktı burası. Hocam öklit bağıntısından şurayı falan da bulabiliriz aslında. Bulalım. Şuraya da bir a diyelim isterseniz 12'nin karesi eşittir 16 çarpı a'dan. A'yı buradan kaç buluruz? 144 bölü 16'dan 9 buluruz. Burası 9. 9 12 ise burası kaç çıktı? 15. Hocam x kenardan dolayı burası da 15. x kenarı bu çünkü bu. E üst taraf kaldı. Üst tarafı da nasıl bulacağız? Hocam şu dikmeler önemliydi gerçekten. Bu dikmeyi çizince hocam ayırtlığı yerler birbirine eşit oluyordu. Yani burası 9 sa, burası da kaç yapacak? 9 yapacak. E burası 9 iken tamamı 16 olduğundan 7. Yukarısı da 7 mi oldu? Evet. Çevre isteniyor. Çevreyi yazalım arkadaşlar. 15 var. 7 var. 15 var. 9 ve 16 alt tarafta 25 var arkadaşlar. Topladığın zaman 15, 15, 30, 55, 7 daha 62 yapar. Evet 6. soru. Böylelikle Cihan oldu. Geldik 7. soruya. Evet buraya kadar ki kısım 8 verilmiş. Bu ikizkenar yamuk 6 da var burada. E arkadaşlar ne yapacağız? Dikmeleri çizince bak soru çıkmayacak. Belli alt tarafta yok, üst tarafta yok. E ne yapacağız? 2 tane önemli bir nokta var demiştik. Köşegenler de birbirine eşitti. E o zaman köşegenler de birbirine eşitse hop şu köşegen çizecek olursam hatta köşegenler birbirine eşitti. Kendi çapında ayrıtları yerler de birbirine eşitti arkadaşlar. Şöyle şunlarda e hocam x kenar değil midir burası? Evet. Yani şu açıyla şu açı birbirine eşit. E, tepe açıları da birbirine eşit. 90 artı nokta ise burası da 90 artı nokta olduğundan buradaki açı 90 derece olacaktır. E, bu uzunluk 6 iken bu uzunluk da 6. E, dikkat edin 6 var 8 var. E, x uzunluğunda da kaça eşit olacaktır? 10'a eşit olacaktır. Evet 7. soru böylelikle 10. Yani cevap Balıkesir çıktı. Geldik 8. soruya. Üzerinde yaya geçidi bulunan 15 birim genişliğindeki yola şunu anlatıyor arkadaşlar herhalde. Soruyu ben de ilk defa görüyorum. AD uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. Şu merdivenler herhalde eşit falan demiştir. İkiz kenar yamuk konusundayız ya ondan dolayı. E burası 15 verilmiş. Şurada bir dikdörtgen oluştu. Yukarısı da 15. <laughs> A noktasındaki A noktasından D noktasına geçiş yaparken Halil. A'dan D'ye giderken Halil. E, Adem'den 12 birim daha fazla mesafe kat etmiştir. Evet her ikisi de A'dan başlıyor demek ki arkadaşlar. Evet 12 metre daha fazla mesafe kat etmiş. Arkadaşlar burası A A diyecek olursak şu bizim alttan giden bu A köşesinden başlayıp şu D köşesine kadar gitmiş ya toplamda ne kadar yol almış arkadaşlar? A artı 2 A artı 15 kadar yol almış. E hocam öbürü de 2 A artı 15'in kaç katı 2 A artı 15'in ne kadar fazlası kadar yol almış arkadaşlar öbürü de 12 birim fazlası kadar yol almış. Yani bu ne yapıyor? Toplam burası 15 ya yani ben şunlara x x diyecek olursam 2x artı 15 bakın şu merdivenden çıkıp böyle yürüp böyle gelmiş. 2x artı 15 aynı zamanda neye eşitmiş? 2a artı 27'ye eşitmiş. E buradan 2x eşittir kaç yaptı? 2a artı 12'ye eşit oldu. E dolayısıyla arkadaşlar x de buradan a artı kaça eşit oldu? a artı 6'ya eşit oldu. x a artı 6 oldu. E ne yapacağız arkadaşlar? Pisagor. E, ee, Pisagor bağıntısını yaparken de hocam a artı altının karesi eşittir. a'nın karesi artı 12'nin karesi deyip işlem işlem işlem. Ama 12 varsa 5 12 13 mü? Değil. 9 12 15 mi? Evet. Hocam burası 15 yazıyor. a yerine 9 yazdığımızda a'yı 9 bulduk. Bizden a d uzunluğu isteniyor. Yani 2 a artı 15 isteniyor. 2 a artı 15 neye eşittir? a yerine kaç yazacağız? 9 yazdığımızda 18 artı 15'ten 33'e eşit olacaktır arkadaşlar. Evet. Soru kendini belli etti. Hepsini okumadan tamam ama siz o riski almayın. Ben de videodayken bu riski niye aldıysam hepsini okumadan şekle bakarak soruyu anlamaya çalıştım. Ama yine sıkıntı yaşadım. E, i̇ki kişi bir buradan yol almış biri buradan yol aldığını anladım. Ona göre de işte mi yaptım arkadaşlar. Soruda da ondan bahsediyor büyük ihtimalle. Evet gençler böylelikle 8. soruyu da Balıkesir bulduk ve böylelikle 6. bölüm testini bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki bölümde 7. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. thank mm -hmm. you